Galiba kimse yok değil mi? Şimdi başlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün şimdi Murat'la bir yayın yapma kararı verdik. Birazdan Murat'ı da yayına alacağım. Evet, geldi. Şöyle. Bir kere tıklayınız onu. Ekledim şimdi. Ne? Bunu yapamazsın. Nasıl? Bunu yapamazsın. Seni hiç heyecanlıyordum. O yüzden heyecanlıyım. Çıkmak istemiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Hoş geldin. Bak sen zaten değişimi... Sen zaten değişimi başlatmışsın. Akşama sürpriz yapacaktık senin bu halini. Yapacak bir şey yok artık. Çekimde miydin bugün? Çekimdeydim. Hala çekimdeyim. Bir ara verdik. Röportaj? Fotoğraf çekimi. Fotoğraf çekimi. İyi, kolay gelsin. Birazdan yayın var. 2 saat, 2,5 saat sonra. Evet. Nasıl? Neler hissediyorsun? 7. bölüm çok tatlı bir bölüm ya. Evet, 7 ve sonrası da evet, çok. Evet. Yani milli mücadelenin başlayacak olması beni çok heyecanlandırıyor mesela. Beni de. İstersen nasıl bir şey yapalım? Sorularla mı başlayalım? Yoksa bir şeyler sorulardan daha... başlayalım istiyorsan. Tamam, buyur. Sen ilk başlayabilirsin. Ben başlayayım. Şöyle bir soru gelmiş. Simay Barnas Etman ile yüz yüze gelseydi ilk cümleyi kim söylerdi? Bu o ilk cümle ne olurdu diye. Bence kesinlikle Etman konuşurdu. Net o zaten. Ne derdi? Ne derdi? Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Ne gibi bir şey derdi herhalde. O Simay olurdu ama. Etman da yemek yemeyi çok seviyor. Ben de yemek yemeyi çok seviyorum. Pardon. Sen evet. Yemek yemeyi çok... Boğa burcu yaşasın. Çok belli olmuyor ama. Seçerim. Çok güzel yemek seçerim ama. Ama yediğimde güzel yerim. Nedir en sevdiğin yemekler? Bütün pis yemekleri seviyorum galiba. Eritebildiğin sürece sıkıntı yok. Okey, ben de aynı soruya cevap verebilirim o zaman. Aziz'le karşılaşsaydım ne derdim? Evet. Kim konuşur? İlk kim konuşurdu? Ben ona bir sonraki bölümde olacakları söylerdim. Bu da güzelmiş. Babanın katilini biliyorum derdim. Yani dediğim gibi şey beni çok heyecanlandırıyor. Milli mücadele konusuna girecek olmamız. Onunla ilgili bazı tiyolar verebilirdim. Senaryoda okuduğum kadarıyla 8. bölümde ve daha sonra 9'da başlayan özellikle. Öyle de bir soru gelmiş zaten. Milli mücadelede Aziz ve Efnan birlikte hareket edecekler mi diye. Hem Aziz hem Efnan hem Dilruba milli mücadelede beraber hareket edecekler. Çünkü milli mücadelede bunu gerektirir. Kesinlikle. Evet. Bir tane daha soru var. Şu ana kadar çekilen sahnelerden en sevdiği hangisidir? En sevdiğimden çok, en çok eğlendiğimi söyleyebilirim aslında. Kırmızı Papuç. Tahmin ediyorum, evet. Kırmızı Papuç, kesinlikle. Senin hediyeyi verdiğin sahne. Gerçekten çok eğlendim ben ya, oynarken. Çok naif sahneler oluyor onlar. Benim de kendi adıma hem Efnan'la diğer karakterlerin bütün sahneleri çok güzel. Gerçekten hepsine ayrı ayrı çok güzel sahneleri var. Fakat en etkilendiğim sahne 8. bölümde bu akşam yayınlanacak olan bölümdeki sahneler. Onlar da bu akşamki bölümde atölyeyi açarken paranın paşamızdan geldiğini öğrendiğimdeki sahne beni çok duygulandırmıştı. Sahneni böyle yani tüylerimde kendi kendime oynadım. O sahne 8. bölümde yayınlanacak Fransız askerlerinin gözlerinin içine bakarak İstiklal Marşı'nı okuduğum sahne çok heyecanlandırdı. Çok keyif aldım o sahneden. Dediğim gibi yani o Kırmızı Papuç sahneleri benim de çok keyif aldım sahnelerde. Damla'yla beraber. Bu arada Damla neden katılmadı gibi sorular var. Şöyle ki gerçekten bu
çok yoğun. Selamlarını iletti. Beraber yapacaktık aslında daha önce ama yapamadık. Bizden dolayı. Daha sonra ilerleyen zamanlarda beraber tekrar onunla da yapabiliriz. En sevdiğin sahne dedik en son. Başka? En sevdiğim sahne. O zaman ben Efnan için, sen Aziz için üç kelimeyle özetlesem bunlar ne olurdu? Bu üç kelime ne olurdu? Sen o soruyu cevaplamak istiyorsun kendi adına. Okey. Evet. O zaman ben masum, asi ve savaşçı. Güzel. Oh. Bana da şöyle bir soru gelmiş. Oyunculuk hayatında neleri değiştirdi? Bir şey değiştirmedi. Şöyle ki, ben oyunculuğa uymaya çalışmadım. Biraz oyunculuk benim hayatıma uymaya çalıştı diyebilirim yani. Dolayısıyla zaten belki de oyunculuktan bu yüzden biraz keyif aldım. Yani bana ayak uydurabilen bir meslek. O yüzden belki biraz bütünleştik. O yüzden çok severek yapıyorum mesleğimi. Senaristlik veya yazarlık pardon yönetmenlik yapmak ister misin gibi bir soru gelmiş. Daha önce hiç böyle bir şey düşünmedim ama olduğum hikayeler var. Bunlardan hayata geçenler oldu, film olanları oldu. Açıklamadık onları hiç. Ama öyle bir niyetim yok. Yani senarist olmak veya yönetmen olmak gibi bir niyetim yok. Buyurun, bakalım. Eski zamanları yaşamak nasıl bir his? Yani bir taraftan tabii ki tuhaf bir his ama set dolayısıyla bile o zamanlara gidiyor olabilmek, o insanlarla empati kurabiliyor olabilmek, onları anlıyor olabilmek bence gerçekten çok güzel bir şey. Bir de yani gerçekten çok büyük zorluklar. İnanılmaz büyük zorluklar ve bir şekilde onları hissedebiliyor olmak çok güzel benim için. Tabii senin çocukluğunda hep telefon vardı. Konu yaşıma geliyor. Öyle gelmiyor yani. O dönemi canlandırmak, o dönemi anlamaya çalışmak çok heyecan veriyor insana. Keyifli anlamaya çalışıyoruz. Çok zor olduklarını şahit oluyoruz. Her konuda. Az samimi olduğunu da görebiliyoruz yani. O dönem insanların ilişkilerinin daha samimi olduğunu tahmin edebiliyoruz da aynı zamanda. Belki bu birbirleri arasındaki insanların iletişiminin teknolojinin gelişmesiyle azalmasıyla alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Direkt dokunabiliyorsunuz bu dönemde insanlara. Haber vermek için belki bir saat yol yürüyorsunuz. Sonra o haberi ulaştırıyorsunuz. Ama günümüzde tabii ki her şey çok kolay olduğu için kıymet bilmiyorum. Buyurun. Sen de değil mi? Devam devam. İlk canlı yayın ama hiç fena değil. Evet. Ben de mi? Tekrardan. Bu bölümden itibaren Aziz Efnan'a ilgi gösterecek mi? Aziz, Efnan farkında zaten ama ona da şöyle hak vermek lazım. Yani gerçekten çok kolay şeyler yaşamadı. Hem çocukluk aşkı bütün varlığını kaybetmiş olması babasının en önemli şeylerden bir tanesi. Babasının intihar ettiğini bir türlü anlamlandıramaması. Aziz'i tabii çok fazla psikolojik durumlar içerisinde sokuyor ve bunların içerisinde yanında da bir tane böyle çok duru, sade ve onun iyiliğini isteyen bir Efnan var. Tabii ki farkında ama istemeden bu bulunduğu girdaptan dolayı diye düşünüyorum ben. Efnan'ın kalbini kırdığı oluyor ama 7. bölümün finalinde çok güzel bir sahne var. Bu akşam dinlenecek olan bölümde çok güzel bir sahne var. Sen hangisi olduğunu hemen anladın. Anladım. Gül ve Bülbül. Gül ve Bülbül. Gül ve Bülbül'ün Aziz artık bu ilişkiyi anlamaya başlıyor. Kendisini de bir yerde eleştirdiği bir
Çok ikinci olarak oynadığım bir sahne filmde. Ama tabii ki Dirubay'ı unutmak kolay değil. Yani çok uzun bir zaman aşık olduğu bir kadın. Taraftan da bir iki. Ama bakalım işte, daha çalışabilecek. Unutabilecek. Görüşürüz. İyi ki ekranlardasınız, bir soru değil anladığım kadarıyla. Şöyle bir soru var bana. İmanla oynamak nasıl bir duyguydu diye. Gerçekten çok mutlu oldum onunla. Onun adına da çok mutlu oldum. Başka projelerden teklifler geliyordu ama o zaman çok müsait değildi. Burada çok güzel denk geldi. İman da çok profesyonel bir oyuncu. Gerçekten. Oynadığı rolle bunu daha iyi anlayacaksınız demek gibi. Efna'nın dönüşümünde çok büyük bir katkısı Parmaklar. olacak. Keyifle oynadı ama onun için tabii çok zordu. Çünkü ana dilinde insanın oynamaması inanın çok zor. Ben daha önce denedim. Kesinlikle. Almanya'da ve çok uzun bir zamanım vardı. Buna rağmen çok zorlanmıştım. Tabii dizi çektiğimiz için çok kısa zamanlarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İman da bunu güzel başardı diyebilirim. Akşam onun için de ekstra bir heyecanlıyım. Efnan karakterinde bir şeyi değiştirebilseydin neyi değiştirirdin? Herkese karşı bu kadar iyi niyetli olma diyebilirdim bazı noktalarda. Gerçekten. Çünkü hep yani ne geliyorsa başına iyi niyetten geliyor. Saflıktan geliyor bazı yerlerde. Ama o iyi niyeti de onu koruyan şey değil mi bir tarafıyla? Bir taraftan evet. Ama bir taraftan da herkesin kendisi gibi görüyor aslında. Farkındalığının belki biraz artması gerekebilirdi. Evet. Bunu isterdim. Efna'nın Ama o zaman da Efnan olmazdı tabii ki. Efnan korunduğuna, böyle güzel. güzel bir şekilde korunduğuna inanıyorum yani. Bir el. Kaderi Kesinlikle. güzel bir taraftan. Ama tabii güzel şeyler kolay elde edilmiyor. Aynı şey Aziz için de geçerli yani. Zorluğu görmeden o güzelliklere insan ulaşamıyor. Yüzden bu varlığıyla bence iyi. Bence de. Eşiniz kısa süreli mi dizide olacak? Şimdilik iki bölüm. Sonra ne olur bilemiyoruz tabii. Ama yani hikayeye girdiği nokta gerçekten güzel bir Güzel. seyrini değiştiriyor. Sonra tekrar yoluna devam ediyor. Alanya'dan sevgiler. Heyecanla bekliyorum. Biz de heyecanla bekliyoruz. Yine de çok kalmamış. Son soru. Son soru. Ne yapalım? Son soruya geçelim o zaman. Buyur. Efnan karakterini ilk okuduğunuzda halk tarafından nasıl karşılanacağını düşündünüz mü? Yani çok masum ve saf bir karakter olduğu için ben seyircinin de halkın da Efnan'ı böyle sarıp sarmalayacağını hissettim. Çünkü ben okuduğumda öyle bir hissiyat içindeydim. Ona böyle şefkat gösteresim geldi gerçekten. Öyle düşündüm. Seyircimiz de öyle destek verdiler. Peki, bence artık şimdi gidelim. Başka yine Duyamadım. Sesin kesildi. gidelim diyorum. Başka yayınlarda tekrar beraber oluruz. Tamamdır. Senin de mi ilk canlı yayının bu arada? Çekilir. Efendim? Senin de mi ilk canlı yayının? Ya ben yıllar önce yapmıştım ama yani almayı falan bile unutmuşum yani. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hayır. Yıllar önce yapmıştım yani. Değişmiş falan zaten. Akşamki yayında hepimizle buluşalım. Aa, bir de bir çekilişimiz var. Öyle mi? Neymiş? İmzalı bir Oh. afiş gönderecekmiş. Ne yapacağız? İmzalı. İmzalı afiş gönderecekmişiz 10 kişiye. Buradan 10 tane isim çekeceğim. Hadi bekliyoruz. Canlı.
Muhammed Taş birincisi. Şöyle. İki tane geldi. S. Selvi 3. S. Selvi 3. Bizim Selvi'ymiş değil mi? Et zine alt tire dik. Alt. Şöyle göstereyim. Göstermemizi istediler. Teşekkürler. Bunca bana söyle onu. Yıldız Menteşoğlu. Bakalım. Faruk nokta YZR. Kaç oldu? 5. 5. Aytekin Cihan Bey. Merve Arslan Yılmaz. Kaç? 7 mi? 7. Adana'ya ben de... Sen Kitapçı. İsim bir daha tekrarlasana, pardon, aynı anda konuştuk. Veysel Kitapçı. Kitapçı. Bakalım. Zakariya Abdülkadir. Kaç oldu? 9. Sonuncusu. Sevim Tombaş. Bu kadar. Simancığım, akşamki bölüm hashtagimiz belli olmuş. Büyük sır. Akşamki bölüm hashtagimiz belli olmuş. Büyük sırmış. O zaman büyük sır etiketiyle yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz herkese bizi izlediğiniz için. Akşamki yayını da keyifle izlemenizi istiyorum. Görüşürüz. Bak, bin olur.